mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Kıymetli izleyicilerimiz, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerimize olsun. Bir ayet ve bir yorum programımızın bu bölümünde, İnşirah Suresinin 5 ve 6. ayetlerini sizlerle paylaşacağız. Cenab-ı Hak şöyle buyurmaktadır. Bismillahirrahmanirrahim. Fe inne ma'al usri yusran. İnne ma'al usri yusra. Sadakallahul azim. Elbette zorluğun yanında bir kolaylık vardır. Gerçekten zorlukla beraber bir kolaylık daha vardır. Kıymetli izleyicilerimiz, Okuduğumuz ayeti kerimelerde Yüce Rabbimiz bir hakikati bizlere bildirmektedir. Evet, her zorlukla beraber nice kolaylıkların olduğunu bizlere hatırlatmaktadır. Allah Celle ve Ala kulları hakkında zorluğu murad etmez. Kullarına zulmetmeyi asla istemez. Ancak imtihan dünyasında olduğumuz gerçeğini hesaba kattığımızda Bazen zorluklarla karşılaşırız. Ama bu zorluklara mukavemetimizi hakkaniyet ölçüsünde sürdürebilirsek, sabır sebat gösterebilirsek, Allah'ın ve Resulünün emrinde sadık kalabilirsek, bu zorlukların ardında nice kolaylıkların, nice zaferlerin bizleri beklediğini görebiliriz. Bazen bizim Zorluk diye nitelediğimiz, sıkıntı diye nitelediğimiz, hastalık diye nitelediğimiz, dert ızdırap olarak gördüğümüz şeylerin bizim için nice hayırlara gebe olduğunu da daha sonraları anlayabiliriz. Onun için Rabbimiz sizin şer gördüğünüzde hayır olabilir. Hayır gördüğünüzde şer olabilir. Gerçeği siz bilmezsiniz, Allah bilir buyurmaktadır. Bize düşen sıkıntılı ve ızdıraplı durumlarda her zaman Kur'an'ın bazı ayetlerine sağlam, iyice kulak vermektir. Allah Celle ve Ala ayeti kerimelerde şöyle buyurur. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ Kim Allah'a karşı sorumluluğunu tam olarak yerine getirirse bilsin ki Allah Celle ve Ala ona mutlaka bir çıkış kapısı sunar. Yani derdine, tasasına, ızdırabına mutlaka bir çözüm bulmasında yardımcı olur. Yeter ki biz tedbir almasını bilelim. Yeter ki biz sabredelim. Yeter ki biz isyandan uzak duralım. Yeter ki biz gereken metaneti gösterelim. Yine bir ayeti kerimesinde her kim Allah'a karşı sorumluluk bilincini kuşanırsa Allah onun işini kolaylaştırır yine bir ayet-i kerimede zorluktan sonra nice kolaylıklar lütfedeceğini Rabbimiz bize haber verir. Bu ayet-i kerimeden de anladığımız üzere her zorlukla beraber nice nice kolaylıklar vardır. Ayet-i kerimenin yer aldığı sure İnşirah suresi. İnşirah suresi Duha suresinin peşine nazil olan, inen bir suredir. Malumunuz Efendimiz Aleyhisselam'a gelen vahiy bir dönem kesintiye uğramıştı. Kesintiye uğradığı vakitte Mekkeli müşrikler efendimizi alaya almaya başlamışlardı. Yani onların deyimiyle güya Rabbimiz efendimizle olan bağını kesti, kopardı ve onu terk etti. Ancak Duha Suresi'nin nüzülü büsbütün ne gece ne gündüz yüce Rabbimizin efendimizi yalnız bırakmadığını hatırlatan bir sure olarak nazil oldu. İnşirah suresi de bunun peşine adeta bu morali Efendimizin moralini kat ve kat artıracak şekilde nazil oldu. Adeta okuduğumuz bu ayeti kerimeler birer mühür cümlesi mesabesinde Efendimizin şahsında hepimize birer moral kaynağı oldu. Evet Rabbim zorluklardan kolaylıklar çıkarmayı Zorluklara, sıkıntılara, musibetlere iman penceresinden bakabilmeyi hepimize nasip eylesin. Dertlerimizi hallu asan eylesin. Allah'a emanet olun.